Hamitköy'de yaşanan su sıkıntısı giderildi ve üreticilerin yüzü gülüyor. Gerçekleşen temel atma töreniyle temelleri atılan depoda su toplanacak ve üretici artık su sıkıntısı yaşamayacak. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları konu hakkında görüşlerini kanaltıyla paylaştı. Tabii köylünün beklentisiydi. Aylardır. Zaten biliyorsun Hamitköy'de su sıkıntısı vardı. Bu Taşkent'ten gelen bir suyla beslenmektedir. Köylünün beklentisiydi. Bugün işte görüyorsunuz temel atma töreni vardır. Burada su buradan depolanacak ve köylüye buradan aktarılacak. TC yardım heyeti kaynaklarıyla bu depo yapılıyor şu anda. Tabii ki herhalde birkaç ay içerisinde burası biter diye düşünüyorum. Daha sonra Hamitköy hayvancılık bölgesinde bir sorun kalmayacaktır. Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emir Ali Deveci de açıklamasında kalıcı ve sağlıklı bir çözüm bulduklarını söyledi. Hamitköy hayvancımızın su sıkıntısı son aylarda gündemdeydi. Biz Hamitköy hayvancımızın su sıkıntısını aşmak için başkanın söylediği gibi bir ara formül bulmuştuk ama kalıcı, sağlıklı bir çözüm için bugün deponun temeli atılıyor. Bu çalışma, bu proje bittikten sonra her hayvancı çiftliğinde, mandırasında, musluğundan bu suyu alıp kullanabilecek ve böylece su sıkıntısı ortadan kalkacaktır. Diğer hayvancılık bölgelerinde de gerek elektrik, gerek su, gerek yol konularında bizim çalışmalarımız devam ediyor. Üreticiler adına da açıklama yapıldı. Kanal TEDA daima hayvancının yanında olduğu için ona da çok teşekkür ederek sesimizi her yere duyurdu. Destebaşı Şirket Dağ, Savaş Tözer canla başla gönülden bu sıcakların içinde çalışıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Size hayırlısı olsun. Tüm bölge halkına hayırlısı olmasını dilerim. Evet. UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar da temel atma törenine katıldı. Üreticilere destek çıktı. Gerçekten Hamit köylüler çok mağdur olmuşlardı. Bizim Arif çocuk arkadaşımızın da önderliğinde, diğer arkadaşların da gayretleriyle bu güzel töreni burada hep birlikte kutluyoruz. Önemli olan dedikleri gibi bu suyu uygun fiyatla buraya getirmektir. Uygun fiyatla hayvancımıza vermektir. Çünkü 6-7 TL'ye bu iş yapılmaz. Dolayısıyla belediyelerin de hükümetin de ümit ediyorum ki bu işi değerlendirirler ve hayvancımıza uygun fiyattan bu suyu verirler. Sadece Hamitköy'de değil başka yerlerde de. Çünkü her gittiğim yerde bu fiyatlarla tarımcılığın, hayvancılığın yapılamayacağı söylenmektedir. Şimdi de söz üreticilerde. Suyumuz geliyor, mutluyuk. Hayvanımız, haşatımız tatlı su içecek, temiz su içecek. Kabımızı, kacağımızı temiz sularından ovup durulacağız. Yani bizim için çok güzel bir şey. Her ilgilenenlere teşekkür ederiz. Ben de tek söyleyeceğim. Bizim hayvanlar mesela küçükler olduğunda ishal olduğunda hiç olmazsa ondan kurtulacağız ve daha gelişme olacak bizim hayvan konusunda. Bu projeyi geliştiren buradaki bakanlarımız, hayvancılık dairesi gerek Tarım Bakanlığı onlara da teşekkür ederiz. Hamitköy 30 yıldır hayvancı olarak bizler susuzduk. Şimdi çoktan olsa geçici olarak bir su verildi. İşimizi idare ediyoruz. İşin gerçeği bu depodur. Bu depoyu da Allah'ın izniyle başlandı. Temelini bugün atıyoruz. Bu depoda yapıldıktan sonra Hamitköy hayvancısı sanırım ki bir rahatlığa kavuşacak. Hayırlı olsun. Sonu neyse hayırlı gelsin. Bu işin bu insanlardan, bu şeyden kurtulsun. Bu su mu sorasan? Su olmazsa hatta yabani kuş bile o yerde ötmez. Yani hayvancılar bu kadar zaman o bara suları, o pis sularını içerdi. Çok hayvancı da böyle mahvoldu, iflas etti, gitti. Devamlı şekilde ben bu hayvancılığı yaptığım sürece her sene 10-15 tane hayvan atardım o pis sulardan. İnşallah bu hayvancı için çok büyük bir yararlı olacağına ben inanırım.